Sen şimdi hastasın ya anneciğim. Bu hafta balıkların suyunu rüzgarla ben de içtim. Hani çok korkuyorum. Balıkları sen alabilir misin? Annem sen hastasın. Hiç mikrop... Hayır Rüya. Annem hastasın, yat geri. Ha, sen kalkmak yok. Hazır mısın sen? Ben şimdi balıkları alıyorum. Gidiyoruz çamaşır odasına. Seninle bu işi hallediyoruz. Sana güven. Sen mi alacaksın? Tamam dur. Şimdi değil, içeriye bir gidelim bir dur. Hadi gelin bakalım balıklar. Videoya başlıyorum, hazır mısın? 3, 2, 1. Merhaba. Dur ya, hemen balığa daldırıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Biz bu hafta balıklarımızın suyunu değiştiriyoruz. Ve bir veterinerden aldığımız %100 doğru bilgiye göre. Bir daha yaparsam bunu kızacağım artık. Balıkların suyu nasıl değiştirmelidir? Birazdan göreceksiniz. Bardakla. Öncelikle şunu unutmayın. Bir balığı suyunu değiştirdiğiniz zaman... Söyle anneciğim. Arkadaşlar siz de bir balık almayı unutmayın. Arkadaşlar balıkların suyunu değiştirirken eski suyundan yeni suyuna birazcık aktarım yapmak gerekiyormuş. Öbür türlü balıklar strese girip hastalanabiliyorlarmış. Balıklarımız hasta olsun istemeyiz değil mi Rüzgar? O yüzden ben şimdi buna suyu ben alayım, balıkları sen yakala, anlaştık mı? Ama çok dikkatli ve narin davranmalısın, ver. Ve bardağımı soktum, bir bardak kadar su aldım. Şimdi Rüzgar'cığım bu kalsın, tamam mı? Ve bu suyun çok pis olduğunu unutma, ellerimizi mutlaka yıkıyoruz. Şimdi balığı alabilir misin, elini yakalayabilir misin? Eyvah! Hadi Rüzgar yaparsın. La kaçtı. Allah yakaladın, Rüzgar tutuyordun. Çok narin davran ama, tamam mı anneciğim? Evet narin. Yavaş. At bakalım içine. İşte bu kadar Rüzgar. Şimdi öbürünü yakala. Karpuzu yakalamışsın hem de. Yavaş. Çok narin, çok narin. Evet işte böyle. Anneciğim onun da bir canlı olduğunu ve çok çok dikkatli ve yavaş davranman gerektiğini öğrenmelisin. Başka yok annem. İki balığımız var bizim. Rüzgar sana bir şey söyleyebilir miyim? Bu su neden bu kadar pis oluyor biliyor musun? Çünkü bu taşları sen seçtin ama çok yanlış bir seçimdi. Bu taşların arasındaki kirleri temizleyemiyorum. Bu taşları atsak olur mu? Yoksa balıklarımız hasta olacak pis suda kaldıkları için. Ne diyorsun? Hani böyle bir şey atamamak olur. Çok doğru bir fikir yapmışız biliyor musun? Çok kötü kokuyordu o taşlar. Arkadaşlar bu arada dur daha balıkları dökmeyeceğiz. Suyunu dolduracağız önce. Suyunu nasıl dolduruyoruz balıkların biliyor musunuz? Dur. Arkadaşlar burada bizim daha önceden koyduğumuz ve bir haftadır beklettiğimiz su var. Bizim veterinerimiz dedi ki ya bir haftadır bekleyen bir su olmalı ya da damacanadan içilebilir su olmalı. Biz o yüzden bekletilen suyu kullanıyoruz. Aç bakalım, şimdi bunu dolduruyoruz. Senin ellerin batık, dur sen. Evet, suyumuzu da doldurduk. Tamam peki, balıklarımızı şimdi yavaşça eski sularıyla beraber balıklarımızı koyduk içine. Artık taşları yok balıklarımızın. Bence böyle daha güzel oldu. Neredesiniz? Rüzgar benden kaçıyorlar sanki bugün. İyi misiniz? Karpuz, tatlış. Bunda başka yok. İki tane zaten, tamam. Ama anne. Arkadaşlar bu arada bu suyu unutmayın sakın. Eğer bir gün sizin de balığınız olursa. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Siz de bir su doldurup balıkları atmayın. Ve su doldurmayıp kabını. Peki bir şey sorabilir miyim? Unutmayın. Bir şey soracağım. Rüzgar. Taşları biz attık ya, acaba yıkayabileceğimiz böyle büyük büyük taşlar alalım mı yeni? Yoksa böyle kalsın akvaryumumuz güzel bıçak abla mı diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu konuda. Buna göre yeni taşlar alalım mı diyorsun sen? Hayır, balıkları bir kere elliyoruz haftada. Bir daha ellersen onların canı yanar. Ellemek yok, anlaştık mı Rüzgar? Hayır taşları, yeni taşlar alalım biz oraya ya da almayalım ya. Böyle bir güzel görünü bilemedim. Benim halledebildin mi ödevlerini? Söyle. Bilmiyorum. Ayva olabilir mi o? Ya bir ses söyleyeceğim. Rüzgar içeride değil mi? Ve bu sessizlik beni biraz korkutuyor. Rüya bir bakalım mı Rüzgar'a? Gelecek misin? Ben bir bakayım ona. Gel bakalım ne yapıyor. Rüzgar bu kadar uzun süre sessiz kaldığına göre bir şey yapıyor olabilir. Aa, annem o ne? Kinetik kum mu? Annem kinetik kumun rengi. Kına.
yakına. Dur ıslatmalı. Anne, rüzgar. Anne yıkayınca turuncu olacak. Evet, ellerini yıkayınca turuncu olacak, biliyor musun? Ya bu benim gelin olurken ki kınam gitmiş ya. Ya önemli olan bunu ıslatıyordu, tamam mı, böyle çamur gibi yapıyordu. Rüzgar, ellerini yıkayalım, gel. Annem şu anda olmaz, tamam, bekle, su getir. Emin misin ayrıca? Anne şimdi bizi yakalım. Benim okulum var. Bence de okulum var. Sen kalk bakalım. Yanımda turuncu olacak diye bakalım. İyi kokuyor bir de. Kınanın kokusunu hiç sevmem ben. Rüya, sen sever misin? Ya Rüya, sen de bir virütüs ya. Hadi kalk. Çekemem. Kalkın, ellerinizi yıkayın. Hayır. Kaç yıllık kına zaten. Yürü. Gel. Uzat bakalım, ellerini yıkayacağız bakalım şimdi. Ya turuncu olduysa? Ay, rüzgar nasıl? Var mı turunculuk? Yok. Yok mu? Biraz ıslanması lazım da turuncu olmak için galiba, değil mi? Gel iyice yıkayalım. Anne dur. Turuncu olmuyor. Şurada var, ne yapayım? Rüya, sen yakmak ister misin kına? İstiyorsan yakabiliriz. Vallahi oluyor. Ne oluyor? Bak. Bakayım, aç elini. Yok be, yok turuncu. Oluyor, bak. Yok annem, turuncu. Oluyor. Şurası sanki biraz Allah. Şurada annem var azıcık, şurada var azıcık. İyi, turuncu olmuş ellerim, rüzgar. Şimdi. Abi, şu ellerim, şu elim var. Kaldı artık, o turunculuk gitmeyecek, biliyorsun değil mi? Evet. Gel, şimdi bir şey soracağım Rüya sana. Ya, yaptım, geç, geç. Eğer istiyorsan gerçekten kına yakmak, bunun videosunu da çekebiliriz. Ne oldu? Allah, senin de burası azıcık turuncu olmuş. Nasıl kına yakılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Daha önce hiç kına yakan var mı, ya da kına ile ilgili bir şey yapan var mı? Yorumlarınızı yazın. Peki biz Rüya kına yapalım mı yoksa yapmayalım mı, yorumlarınızı yazın. Ona göre biz de bugün yapalım ister misin? Dur bakalım, yorumlarda Başak abla yapın derseniz eğer bugün... Zamanla gidiyor yavaş yavaş. Ama Eyle çok güzel bakım yapıyor, biliyor musun? Gerçekten cildini, insanı çok bakım yapıyor. Ne ağrıyor? Efendim anneciğim. Ellerin ıslak mıydı bu sefer? Bu sefer gerçekten ellerin turuncu olacak ve ben ellemeyeceğim. Hadi bakalım. Oyna madem anneciğim. Oyna. Bekle böyle. Bekle. Birazcık bekle artık. Senin ellerin ıslak mı? Değdirsen de ellerine. Yedir bakalım seni gelene kadar. Hiçbir yere dokunmadan bekle rüzgar. Evet, turuncu olacak anneciğim ellerin. Hadi yap sen de. Bitti mi anneciğim? Hadi kalk. Vallahi ister bekleyin, ister. Ne? Kata değil adı, kına. Kına, söyle bakayım. Hayır anneciğim, Rüya hala inanmıyor bana. Yıkayalım mı ellerini? Bu kadar hevesli olan da ilk defa görüyorum, gel. Şimdi bakalım olup geçmeyince ne yapacaksın? İnşallah tupturuncu olmuştur ellerin. Uzat bakalım ellerini şimdi. Hazır mısın? Allah'ım ne olur tupturuncu olsun. Turuncu oluyor. Gerçekten olursa göreceksin. İnşallah olmuştur. Geçmiyor bir de o turunculuk, biliyor musun? Evet gerçekten. Geçiyor mu artık? Bak çevir bakayım elinin içine bakayım. Ya of, olmamış. Birazcık daha beklemesi lazım. Hadi yıka. Dur bakayım, belki tırnakların üstü olmuştur. Yap bir yıka iyice bakalım sonra. Rüzgar bak, parmak uçlarım turuncu oldu ve kaldı artık, öyle biliyor musun? Evet artık böyle kalacak ellerim bir süre. Sevindin mi buna? Yok. Artık kaldı böyle turuncu elleri, turuncu ellerim. Anne. Efendim? Kına ile oynanmazdı, sen kaşındın.